Şimdi arkadaşlar ben bir şeyin önemine vurgu yapmıştım. Şuradaki yazının neden Türkçe olmaması gerektiği, İngilizce karakterler seçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştım. Bazı AutoCAD dosyalarında özellikle klasörlerin adı veya sizin, bakın şurada mesela benim bilgisayarım adı ne? Soylu. Soylu yazıyor gördüğünüz gibi. Eğer burada gördüğünüz gibi Türkçe karakter içeren mesela ne isim olarak ne yazabilirim? Atıyorum Büşra'nın bilgisayarı. Ş harfi var. Eğer bu kişi orada Ş harfini yazmışsa o bile etkili olabilir. Ş harfi buraya import etmenizi engelleyebilir. Yani import edeceğiniz dosyanın klasör adı ve dosyanın kendisinde mümkünse İngilizce karakterler bulunsun, Türkçe karakterler bulunmasın diyorum. Ve çalışmama başlıyorum arkadaşlar. Bir kere bunu çizebilmemiz için size ilk aşamada öğretmem gereken şey vol komutu. Vol komutuna nereden ulaşıyoruz? Vol komutuna bakın geometriden AEC Extended Vol komutuna geliyorum. Vol komutu İngilizce'de de isminden de anlaşılabileceği gibi duvar anlamına gelir ve sahnemize duvar çizmemize yarayan bir komuttur. Vol komutunun değişik kullanım şekilleri vardır. Bakın öncelikle kalınlığını belirle diyor. 25 santim diyorum. 3 metre diyorum. Şöyle bir kullanım alanını şöyle bir öncelikle göstereyim. Bakın. Çiziyorum. Sola tıklaya tıklaya geliyorum. Ve en baştaki bölüme geldiğimde Weld Point kaynaştırayım noktaları en başa geldim diyor. Evet diyorum ve bırakıyorum. Sağ tıklayıp çıkıyorum. Bakın. Alt ve mouse'un orta tuşuyla sahnemi çevirdiğimde gördüğünüz gibi bir duvar çizmiş oldum. Tekrar yapıyorum. Tıklayarak sol tuşa, mouse'un sol tuşuna. Bakın. Getirdim. Şurada tıkladım. Weld Point yapayım mı diyor. Evet diyorum ve burada devam etmek istiyor. Ben hayır diyorum. Sağ tıkladığımda mouse'a bırakıyor ve şöyle duvarımızı oluşturmuş oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Peki, Pick Spline nedir? Pick Spline'da öncelikle bir line çizeyim bu sahneme. Şunlar corner olsun. İkisi de corner çizmek istiyorum biliyorsunuz. Close dedim. J'ye basarak şu çevrili alanı göstermesini engellemek istiyorum. Daha net görünüyor şöyle. Gitti. Perspektif penceresindeyim hala. Bakın. Gelip buradan ne yapıyorum? Geometriden AEC Extended Wall. Şöyle seçenekler var. Bu duvar kalınlığımızı ifade ediyordu. Bu da duvarımızın yüksekliğini ifade ediyordu. Peki bunlar ne? Top görünüme geçerek bunları da anlatayım. T'ye basıyorum. Z'ye basarak zoom yapıyorum. Kısayarları kullanıyorduk arkadaşlar unutmayın. Wall'a tekrar tıklıyorum. Bakın tıkladığımda çalışmanın sol tarafından bu çizginin solundan itibaren duvarımızı ör demek anlamına geliyor. Bakın tıkladığımda gelip buradan da pick spline nedir peki? Pick spline çizgiyi takip et. Bunu öğretmek için çizdim zaten bu çizgiyi. Gelip buradan pick spline'a tıklayıp buradan da bu çizgiye tıkladığımda gördüğünüz gibi duvarımızı oluşturdu. Bakın çizgimiz içeride. Demin left'e tıklamıştık hatırlıyorsanız. Bakın left seçiliydi. Onun için çizdiğimiz çizginin solundan yani dış tarafına şöyle atmış oldu. Ve duvarımızı onun dışına çizdi. Yani istersek bir belli bir yörüngede, belli bir çizgide duvarımızı tek tıkla bütün oluşturabiliriz. İstersek de şöyle tekrar vol komutuna gelerek bir daha şöyle şöyle böyle yavaş yavaş takip ede bir duvar çizebiliriz. Bakın alt ve mouse'un orta tuşlarıyla sahnemi çevirip tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi çizilmiş. Şöyle vol komutuyla ilgili birkaç şey daha gösterip bunun uygulamasına hemen geçeceğim. Vertexler şöyle bildiğiniz gibi modifiyerlerde de var ama tuşuna bastığımızda şöyle alt bölümleri ortaya çıkıyor. İsterseniz artık volu çizdikten sonra şu alttaki çizgiyi silebiliriz. Kafanızı karıştırmasın diye bu alttaki çizgiyi sileceğim şimdi. Line 001 seçili diyor. Delete'e bastım. Alttaki çizgi gitti. Vola tekrar tıkladım. Tab penceresine bastım. Şu anda üstten duvarımı görüyorum. Peki şu anda bu duvarıma seçili hale getirdiğimde şöyle modifier bölümünde bakın şöyle tıkladığınızda wall çıkacak. Wall'un artısına bastığınızda ise alt bölümleri ortaya çıkacak. Bakın vertex'e tıkladığımda duvarın
noktalarını hareket ettirebilirim. Bakın, duvarımın noktalarını hareket ettiriyorum. Diyelim ki yanlışlıkla yanlış bir yere nokta çizdim. Baştan çizmeme gerek yok. Buradan bu noktalarla hareket ettirebilirim. Segmente tıkladığımda o duvarın, bakın F3'e basarsanız daha iyi görürsünüz. Bu kenarı kırmızı hale geliyor. Yani ben bu kenarını sağa sola hareket ettiriyorum. Bakın. İsterseniz bunu seçeyim. Tıkladım. Bakın. Duvarımı hareket ettiriyorum. Tel görünümde. Peki. Vertex'te arkadaşlar. Alt, bakın tek tıkladığımda şurada alt bölümler çıkıyor. Break yaparak iki noktayı bakın tıkladığımda şöyle bakın bu ucu artık açabileceğim. Gördünüz mü? Ctrl Z ile geri geliyorum. Tekrar birleşti şu anda. Ctrl Z ile geldim bakın. Şimdi bu noktayı seçtiğimde şuraya da break dediğimde bakın iki nokta artık kaynaşmış nokta değil. Geri çektim. Şöyle eski yerine getiriyorum ama şu anda hala kaynaşmış değiller. Çünkü beyazlar ikisi de. Bu ikisini seçip connect dediğimde birleşir tekrar. Bakın şu anda birleşti. Bakın tek bir nokta gibi gidiyor. Weld point diyor ve birleşiyor. Refine dersem bir nokta daha eklerim. Bakın şuralarına bakın. Ben Refine seçtiğimde şuralarına bir yere bakın nokta ekledim. Bakın orada bir nokta artı işareti daha çıktı. Artık orada bir duvarım daha var. İstersem şöyle yapabilirim bakın. Hop kırıklı bir gördünüz mü? Duvarım artık oraya da ekleyebilirim. Veya şurada bir oda unuttum. Bir Refine koydum. Şuraya bir Refine de buraya koydum. Aldım bu vertex'i. Şuraya çektim. Bir refine de şuraya koyup şunu da hareket ettireyim şöyle şuraya. Bunlar hep temsili uygulamalar. Biraz sonra gerçeğini yapacağız. İçine girip içini öğrenmeden, sıkıcı bölümlerini atlamadan hiçbir şeyin gerçeği hoş olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir oda oluşturdum. Bunlar alt bölümleri. Veya istersem şuradan seçip bakın delete diyorum. O noktayı siliyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha artık o noktayı seçemem. Bakın burada seçebiliyorum. Orada artık seçemiyorum. Bu öyle kalıyor. Gibi seçeneklerimiz var. Segment için detach, bölme işlemleri. Bakın şöyle tıklıyorum segmente. Divide dersem bir kere bölüyor. Bakın şöyle şu bölümde tıklayıp bunu seçer ve divide şöyle divide dersem 2 seçersem 2'ye bölmüş olur o duvarı. Tabi segmentleri silmek istiyorsanız seçip delete dersiniz. Buradaki aradaki segmentler gider. Refine diyerek yeni segmentler oluşturabilirsiniz. Böyle alt seçeneklerimiz de var arkadaşlar. Wall komutunun. Şimdi ne yapacağız? Hemen gelip delete'e basıp tab görünüme geçip sahnemi seçip önce bodrum katını oluşturmaya başlıyorum. Bildiğiniz gibi iki yöntem var. Birincisi hemen şöyle bakın şurada 2,5'u seçip Wall komutuna da gelip tek tek şöyle bakın sağa doğru gideceğim. Pardon. Left'e geliyorum. Peki center ne arkadaşlar? Buna tıkladığım çalışmanın ortasından itibaren bakın ortadan itibaren çizmeye başladı. Right'a geldiğimde sağdan itibaren çizmeye başladı. Left'e geldiğimde ise bakın artı işaretleri seçili hale geliyor. Biliyorsunuz artı işaretlerini seçili hale getirmeyi. Sağ tıklıyorduk. Bakın burada vertex tek seçili olsa yeterli bizim için şu an şu aşamada. Köşe noktayı seçmek için işimize yaradı. 2,5'u da seçtik. Artık köşeleri yakalayabiliriz. Snap toggle'da. Şimdi önce bir şuna bakalım. Bodrum kat yüksekliğimiz kaç acaba? Önce şunları belirleyip ondan sonra çizmeye başlayacağız. Geliyorum. AutoCAD dosyamı bu açıdan kapatmadım. Bunlara bakmak istiyorum çünkü ben. Gördüğünüz gibi hayat sitesi 2'de hani o kopyalamıştık ya. Bunu şu aradaki kodlarını ölçülerini kaldırmıştık. Ben bu kodları tekrar getirmek istiyorum veya burada şu anda o layer'ın adını tam adını bilmediğim için orijinal dosyayı tekrar açıyorum. Bu açıdan bakın gördüğünüz gibi orijinal dosyayı saklamanın faydasını görüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar orijinal dosyamda. Şimdi bakalım kat yüksekliğine. Şöyle. Böyle sol tıklıyorum. Kırmızı olunca çekiyorum. ESC'ye basıyorum. Bakın sol tıklıyorum. Şu nokta kırmızı olunca
Düz çekiyorum. Burada önemli olan kat yüksekliğini bulmak. Evet, şöyle balkonlar altından hizalarsak. Bakın. Kat yüksekliğimiz 2,90. Pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kat yüksekliğimiz 2,90 olarak belirlenmiş bir projede. Zaten burada da yazıyor. Yani ölçü çekmemize de gerek yok gerçi. 9,10'dan 6,20 çıkartırsak 2,90 olduğunu veya 6,20'den 3,30 çıkartırsak yine 2,90 olduğunu göreceğiz. Kat yüksekliğimizi 2,90 alacağımızı öğrendik. Şimdi gelelim projemize. Bakalım. Şöyle geriye geliyorum ve başlıyorum projemi çizmeye. Öncelikle ne yapıyordum? Left içeriden böyle çizmeye başlıyorum. Sol tıklıyorum. Bakın. Geliyorum. Tekrar bakın kendi yakalıyor. Bu noktalara gelince şöyle bakın artı işareti çıkıyor. Hop yakalıyor. Arkadaşlar AutoCAD programını söylüyorum bakın. Mouse'un orta tuşuna bastığımızda ekranı kaydırabiliyorduk. Pan tuşu ne yapıyordu? Fakat 3D Max'te öyle değil. 3D Max'te mesela buraya geldik, çizdik. Bakın nokta tuşunu yakaladık. Pardon bir geri geliyorum. Backspace ile geri gelin yanlış isterseniz. Bakın tıklıyorum. Geri tekrar. Köşeyi yakaladım. Şimdi sola döneceğim çizeceğim ya. Ekran bitti. Ne yapacağım? I tuşuna basıyorum. Bakın arkadaşlar mouse'un orta tuşuna falan bir yere değil. I tuşuna basıyorum. Klavyenin I tuşuna basarak. Bakın buraya geliyorum. Bir daha I'ya basınca biraz daha açıyor. O kadar gerek yok. Mouse'un orta topunu ileri geri yaparak zoom yapıyorum. I tuşuna basarak da ekranı açıyorum. Şu köşeyi yakaladım. Buraya da tıklıyorum. Bakın şu bölüm, şu arada şuradaki bölüme dikkat edin. Boş gibi görünüyor. Ben öteki köşeye sol tık yaptım. Orası dolacak otomatik. Bakın doldu. Şimdi geliyorum öteki köşeye tıklıyorum. Yine tıkandım kaldım. Ne yapacaktım? I tuşuna basa basa aşağı gidecektim. I tuşuna basıyorum. Bu köşeye tıklıyorum. Geliyorum buraya tıklıyorum. Tıkladım tekrar. Şurayı yakaladım. Geldim. Şurada. Şurada arkadaşlar bakın vol komutumuz var. Burada şey yapabilirsiniz. Yani çizebilirsiniz. Burada bir kolonumuz var. Bu kolon için şöyle de yapabilirsiniz. Bakın tıklayıp tıklayıp tekrar buradan da tıklayıp tekrar böyle gelip böyle gelebiliriz. Böyle gelebiliriz veya şöyle bakın geri geri öyle yapayım ya da öyle görün. Şöyle hemen zoomla Z'ye basarak zoom yapıyorum. I'ya basarak şöyle hemen tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Şu köşeyi de tıklıyorum. Bu köşeyi de tıklıyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde İlerliyorum. Geldim. Yakaladım. Bu dışarıya açılan bir kolon. Dışarıda görüneceği için. Tıkladım, tıkladım. Böyle tıklaya tıklaya duvarımızı oluşturuyorum. İçeride kalanları böyle uzatmaya gerek yok. Bunlar iç kolonlar. Bunlar dışarıdan görünmez. Ama şu kolon dışarıdan görüneceği için önce şu köşesine, sonra bu köşesine. Sonra şuraya. Şöyle bakın. I ile ileride gide gide. Sol tıklaya tıklaya. Bakın köşelere. 3D Max'in bir iş olduğuna inanmıyorum. Bir hobi olduğuna inanıyorum. Onun için verilen her emeğin aslında zevk de verdiğini düşünüyorum. Tam bu köşeyi yakalayacağım. Belt point diyorum. Evet diyorum. Ve sağ tıklayıp köşedeki gidiyor. Şu an duvarım çizildi. F3'e basarsanız görürsünüz. Bakın. F'ye basın.
Şöyle sağ tıklayın, duvardan çıkın. Bakın duvarı sahne üzerine çizildi, gördünüz mü? Bakın. Tamamen ölçülerine göre bodrum duvarımı oluşturmuş oldum.